Merhaba Gül. Evet Namzet. Niye çağırdın beni buraya? Senden helallaşmak istiyorum. Ha, gözlerin açık gitmesin öyle mi? Yine kendini düşündün yani. Tam olarak yani öyle değil de... Bak hiçbir kar amacı gütmeden senden özür diliyorum. Beni affet sana ettiklerim için. Benim için çok mühim. Yani hakkını helal etmezsen koynunu alana kadar çaba göstereceğim. Peki niye şimdi? Aradan bunca yıl geçmiş. Gaza geçirdim. Aa, geçmiş olsun. Sağ ol. Ben de bastonu bedava verdiler de onun için kullanıyorsun sandımdı. Bu da diyeceğim. Hem bu özürlenmeler niye? Eniştemden de dilemişsin. Evet, kendinden özür diledim Osman'a ama o kabul etmedi. Fakat onunla da uğraşacağım. Yani onu da ben kabul edene kadar beşini bırakmayacağım. Koynunu illa alacağım Osman'a. Altında vallahi de billahi de bir şey yok. Psst. Kadın kim? Ya işte bir şirketin bir şeyi. Nazmiye. Olay hani şahsiydi, ne şirketi ya? Abicim şahsi zaten. Babamın şahıs şirketiyle ilgili biri. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Nazmiye? Ben bu kadını bir yerden tanıyorum. Tanıyorsun. Gidip soracağım. Vallahi benim gözüm bir yerden bu kadını ısırıyor. Isırmıyor. Seni denemek için öyle altınlar, bilezikler, zincirler, pahalı elbiseler istedim. Sen ne yaptın? Beni tanımaya bile istemedin. Tanısaydın benim ne kadar sade bir insan olduğumu anlardın. Sen ne yaptın? Beni yüzüstü bıraktın, gittin şak diye 15 gün sonra o kadınla evlendin. Sen benim yerimde olsan ne yaparsın şimdi? Ya Gül, affedersin ama ben seni bıraktım da sadece Gül'düm. Bakıyorum yıllar geçmiş zaman içinde sen bayağı rüzgar Gül olmuşsun yani. Estirip duruyorsun bana karşı. Affedersin ama tabii ki bizim de hatalarımız olmadı değil, yanlışlarımız oldu. Hadi beni bir kenara bırak. Ya enişteme yaptıkların? Adamın hayatını mahvettin be. Ben gece gündüz sabah akşam yatıp kalkıp şükrediyorum benimle evlenmediğin için. Beni yüzüstü bıraktığın için sana çok teşekkür ederim. Binlerce kere teşekkür ederim. Ama şimdi düşünüyorum da sen buralara gelip her şeyi göze alıp af dileyecek bir adam değilsin. O yüzden senin samimiyetine güveniyorum. Eyvallah, sağ ol. Ve seni affediyorum. Çok teşekkür ederim Gül. Allah razı olsun senden. Ayağın taşa gelmesin. Hep iyi insanlar çıksın karşına. Şey yapalım. Senin çocuklar bıraksın mı gideceğin yere? Aman aman ben yürürüm. Çocuklar boşa benzin harcamasın. Sana hayırlı cimrilikler. Teşekkür ederim. Nazmiye, yavrum şöyle sucuk içti falan güzel bir kahvaltı tertip edelim. Hemen baba. Haydi bakalım. Önüye bak, önüye bak.